Babamın böyle bir şey yapmış olduğuna hala inanamıyorum. Kimin aklına gelirdi küçük hanım? İnanamıyorum. Mektupları da gayet normal. Çok çalışıyordu. Bursa'da bir yıldız doğdu. Pervin Par, 1939 yılında 23 Mart'ta dünyaya gözlerini açar. Gerçek adı Pervin Doyum olan Pervin, güzelliğiyle dillerden düşmeyen bir diğer Yeşilçam ünlülerinin arasında yer etmeyi başarmıştır. 13 yaşlarındayken çocukluk aşkıyla evlenmeye karar verir. Çok hızlı bir şekilde evlilik hayatına atılan Pervin ve eşi direkt İzmir'e yerleşir. İş hayatına da erken atılır ve fotoğrafçıda çalışmaya başlar. Evlilik güzel gidecek düşünürken kısa bir süre sonra boşanmaya karar verirler. Çünkü eşi kendisini aldatmıştır. Pervin artık yalnızdır, boşanmıştır ve çalışan bir kadındır. En önemlisi hala 13 yaşındadır. Yüreğinde hep bir sinema aşkı vardı. Hayallerinin peşinden gitmek istiyordu. Bu gücü de kendisinde görüyordu. Bunun için ailesiyle bile bağlarını koparmaya karar vermişti. Ve böylece İstanbul yoluna koyulmuştu. Herkesi arkasına almıştı, hayalleri için. İstanbul'a geldikten kısa bir süre sonra artist yarışmasına denk gelir. Zaman kaybetmeden görüşmeye gitmek ister. Görüşme zamanı o zamanlar ünlü olan gazeteci Lütfi Bey ile tanışır. Belki de bu tanışma hayatındaki dönüm noktalarından biri olacaktır. Hemen konuşmak ister ve hayallerinden, oyuncu olmak istediğinden bahseder. Gazeteci Lütfi Bey, Pervin'e yardım etmek ister. Bu yüzden onu bir filmin yüzü olması için Atıf Yılmaz'la görüşmeye götürür. Böylece yarışmaya katılmadan hayallerine giden yolda ilk adımı atmış olur. Yıl 1957 olduğunda Pervin Par, ilk filmi olan Gelinin Muradı'yla karşımıza çıkar. Atıf Yılmaz sinema yolunda Pervin'e çok yardımcı olur. Çeşitli film projelerinde yer alır. Oyunculuğu, güzelliği ve bakışlarıyla kendine hayran bırakmaya devam eder. Bir Avuç Toprak, Tütüncü Kızı Emine, Devlerin Kavgası, Fakir Kızın Romanı ve bunun gibi 60'a yakın filmde kendini bize sevdirmeyi, kalbimizde yer etmeyi başarmıştır. Kendisi içinse bunları o hayallerini kurduğu başarı olarak göremiyordu. Belki de nedeni yaşadığı zorluklar, hayal kırıklığına uğradığı, aşık olduğu erkeklerden dolayı düşünceleriydi. Ve bir aşkı daha olur. Mahir Özerdem. Kendisiyle bir filmde tanışır ve ona deli gibi aşık olur. Bir de o zamanlar Mahir Özerdem o kadar yakışıklı, karizmatik ve oyunculuğuyla baş döndürüyormuş ki tüm kadınların başını döndürmeyi başarmış bir jöndü. Yine bir aşkı hüsranla sonuçlanmıştı. O da kendisini ilk aşkı gibi aldatmıştı. 5 yıl sürmüştü ve bitmişti. Bununla ilgili bir röportajında şunları söylemekteydi. Erkeklere artık güvenim kalmadı. İnançlarımı son noktasına kadar harcadılar. Pervin aşktan yana şanslı değildi. Bu yüzden hayallerini kurduğu sinema dünyasında da mutluluğuna engel olmaktaydı bu hüzünleri. Daha sonra Atıf Yılmaz girdi hayatına. Aslında hep hayatının bir noktasında yer almıştı. Aşık değildi fakat kendisine iyi geliyordu. İlk ilişkilerinden olacak ki sürekli içinde kuşkular vardı. 2 kere aldatılınca yine mi aldatılıyorum diye düşünüyor insan. İşte Pervin Par'ın da son birlikteliği böyle bir şüpheden dolayı bitmişti. 1970'lerde türkücü Osman Türen'le birlikte hayatlarını birleştirirler. Her şey mutlu gidecek, aradığı aşkı buldu derken trafik kazası geçiren Osman Bey hayatını kaybeder. Ondan geriye ise güzeller güzeli bir kızı kalmıştır. Artık kendisini ekranlardan uzaklaştırarak açmış olduğu çiçek dükkanı ile ilgilenir. En son rol almış olduğu yapımsa Çırılçıplak filmiydi. Yaşamış oldukları onu o kadar çok yıpratmış olmalı ki alması gereken onur ödülünü bile almaz. Kendini İzmir'e ve dükkanına adar. Kan kanserine yakalanır ve 2 yıl tedaviden sonra hayatını kaybeder. Aşktan yana hiç şansı olmayan Pervin Par, aramızdan ayrılsa da hala o güzelliği, duruşu, hayalleri için mücadele edişiyle zihnimizin bir köşesinde kalmayı başardı. Ve bu daima böyle sürüp de gidecek. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.